Sabah abi ne yapıyorsun ya? Eyvallah aşkım. Merhaba Kazım. Nasılsınız? Hamdolsun, sizi sormalısınız. Nasılsınız? Elhamdülillah. Merhaba kardeş. Ne var mı? İyi olur. Allah'a emanet olun. İyi inşallah. Allah'tan mani gelmese hayırlı bir yola gidiyorsun. Nasıl bir duygu bu? Çok güzel bir duygu. Güzel bir duygu. Anlatılmaz bir duygu. Anlatılmaz. Yaşanır diyor. Ya. Yaşayacağız orada inşallah. Yaşamak lazım inşallah. Allah nazibi dese yaşayacağız. İnşallah. 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 Merhaba hanım. Bol bol dua edin Allah'a. Abi, tamam, tamam. Evet, görüş tarafı işte hemşerilerimizden var mı? Ne diyorsunuz? Aksel odan. Amca. Tam bu. İnşallah, inşallah. Haa, bu yontu. Merhaba. Merhaba Ramazan abi. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Rabbim inşallah hayrını artırır. Hamdolsun. Sizi sorun. Allah herkese nasip etsin. Allah cümlemize razı olsun. Allah sizlere de razı olsun. Şöyle geçin de güneş güneş bana vurmasın. Şimdi nasıl bir duygu? Şimdi umreye gidiyorsunuz inşallah Allah'tan mani gelmez. Evet. Allah'ım herkese göstersin. İnşallah, inşallah. Komşuya, düşman devlete herkese nasip etsin. Allah razı olsun. Ne güzel. Arkadaş, her köylüye, her Müslümanlara selam söylüyorum. Aleyküm selam inşallah. Allah'ım her şeyi hayırlı. İnşallah. Allah razı olsun. Başka gençlerimizden bir şey söylemek isteyen var mı? Allah bize de nasip etsin. Şey inşallah. Gayet kazır. İnşallah. Sorum senin bir gezeğin var mı? He? Bakalım. Ama oğlum hayırdır? Sen de mi gidiyorsun? Vahit Bey. Amca merhaba. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Hayırdır? Burada ne iş var? Bizim işimiz. Senden de bir şey alalım. Bak, muhtarımız da eksik. Görüş alalım. Biliyor. Görüşü sonra alırız ya. He? Evet Kemal kardeşim, gördüğümüz kadarıyla Allah'tan mani gelmez umreye gidiyorsunuz. İnşallah. Nasıl bir duygu bu? Bize anlatır mısınız bu duygularınızı? Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah'ıma işte oraya gidip görmek istiyoruz. Cenab-ı Allah'ım herkese göstersin. Ben ailece gidiyorum. Maşallah. İsteriz ki herkese Cenab-ı Allah'ım onları nasip etsin. Amin. Bayağı hemşerilerimizden de bayağı giden var herhalde. Biz köyden 45 kişiyiz. 45 kişi. 45 kişi, evlerlerden 9 kişiyiz. Evlerlerden 9 kişiyiz Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah'ım herkese onları nasip eder, gösterir. Amin. Dönüş ne zaman Allah'tan mani gelmezse? Dönüşümüz 22 Mart. 22 Mart'ta. Yani yaklaşık bir ay oradasın. İnşallah, inşallah. İnşallah, Rabbim kabul etsin. Bizden, bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizlere bol bol dua edeceğim Allah'ın izniyle oralarda. Allah Cenab-ı Allah'ım sizlere gösterir inşallah. İnşallah dualarınızı bekliyoruz. Amin. Cenab-ı Allah'ım herkese nasip etsin. Amin, amin. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Allah evet Mustafa Bey, sizin duygularınız nelerdir? Tamam. Bunu da alalım, ne güzel. Vallahi arkadaş buraya indim hep aksiyle. Allah razı olsun. Evet. Aksiyle 45 kişi olduğunu duydum. Evet. İnşallah. Hayırlısını verir inşallah, inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah bizlere de gösterir. İnşallah, Allah razı olsun. Evet. Bu arkadaşlar nereye gönderiyorsunuz siz? He? Size soralım bakalım, nereye gönderiyorsunuz? Hatice. Hatice gönderiyorsunuz umreye inşallah. Umreye inşallah. Aşabam hayırlı mübarek olsun. Allah inşallah, Allah kabul etsin. Canım benim ya. Çekmez miyim ya seni? Ne yaparsın ya? Ama ya. Ne yaparsın? İyi misin? Dolaşırız öyle. Seni... Dur abi.
videomuza ekleyelim şöyle. Evet Sayın Hocam, maşallah bu sene köyden bayağı bir hacca, umreye giden oluyor. 45 tane duyduğum kadarıyla. Evet. Güzel bir şey. Köyümüz adına güzel bir şey. Evet. Yani gelecek nesillere iyi bir örnek olma adına güzel bir şey. Siz ne diyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Kasabadaki cami imamı olarak ben Mehmet Ünal, kasabamızdaki bu tür şeylerin çok olmasından gurur duyuyorum. Evet. Gelecek nesillere örnek olma açısından çok iyi bir şey. Cenab-ı Hak cümlemizin umresini kabul etsin. Allah razı olsun. Geride kalanlarımıza herhangi bir şey söylemek istedim. Geride kalanlara bol bol biz dışarıda oraya gittiğimiz zaman dua edeceğiz. Dua ediyoruz herkese. Geride kalanlar bize de bol dua etsinler. İnşallah erkence, genç bir şekilde, dinamik bir şekilde bu yola onlar da hazırlansınlar diyorum. Allah razı olsun. İnşallah diyelim. Ben de haber yapıyorum sizlere. Niye? Güzel bir şey, güzel bir hizmet olur mu? O bir belki teşvik olacak. Sizi görenler diyecekler ki helal olsun bizim kadınlarımıza, hanımlarımıza. Biz niye geç kalmışız diye heveslenecekler belki. İyi bir şeye vesile olursunuz inşallah. Merhaba abi. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Ali Türkel. Ali Türkel. Türkel mi, Türken mi? Türkel. Evet. Lakabınız? Türkmenlerin Ali. Türkmenlerin Ali. İnşallah siz de umreye gidiyorsunuz i̇nşallah, Allah'tan inşallah. Mani gelmese. Allah kabul etsin. Abi. Hayırlı mübarek olsun diyelim. Allah razı olsun. Bize söyleme. Ümmet-i Muhammed'e nasip etsin. Hem şuurla, öyle rastgele Allah değil. Allah razı olsun. Şuurla varak. Bunlar ne ki, kim gelmiş, Resulullah bunlar nasıl kazanmış, ne olmuş. Bu şuurla. Cenab-ı Hak inşallah. Bütün ümmet-i Muhammed'e isteyenlere inşallah. Yani böyle bir şeye gider gibi, pikniğe gider gibi gelme değil, evet. Gerçek şuuruna vararaktan. İnşallah. Cenab-ı Hak mutfetsin. Allah razı İnşallah. Olsun. İşleri uyandırsın Allah. Allah razı olsun. Müslümanlara birlik beraberlik versin. Allah razı olsun. Onun için temennimiz bütün şahsıma değil, ümmet-i Muhammed'e. Allah zaten Müslümanın da isteği odur. Gerçek Müslüman başka bir kardeşinin istediği şeyini gibi istemezse, nefsini istediği ondan istemezse. Gerçek iman etmiş. Tabii gerçek iman sayılmaz. Onun evet. için Allah'ım Rabbim isteyenlere bütün ümmet-i Muhammed hatta istemeyip de kerih getirenler de islah, mümkünse islah etsin. Cenab-ı Hak mutfetsin inşallah. Teşekkür ederim. Onun için duamız var bütün ümmet-i Muhammed'e. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsa Yağız. İsa Yağız. Mehmetoğlu İsa Yağız. Hayırlı mübarek olsun. Sağ olun. Sizi bildim. Lakap olarak Allah bildim. Allah razı olsun. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Ne diyeyim? Allah'tan cizgilemiştim. Allah razı olsun. Ne güzel. Allah nasip ederse ümreye gidiyoruz. Evet. Allah bütün milletimize, bütün ebbaplara, dostlara, bütün Cenab-ı Allah'ım Allah tekrar nasip eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayır, mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. İsmim Yumuş Ali Danışan. Ahırlı ilçesinin Akise kasabası doğumluyum. Babamın ismi Mehmet, annemin ismi İkbal. Allah'a hamdolsun, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun ki babamız ve annemiz bizleri yetiştirdiler. Ve bizim ilk göreve başlayacağımızda babamın bana bir vasiyeti vardı. Oğlum, her gittiğin yerde insanlara faydalı olacaksın. Eyse sana hakkımı helal etmem diyordu. Hamdolsun ki mesleğimde 25. yılıma girdim. Ve doğup büyüdüğüm beldem, memleketim, kasabam, Akise'nin bir evladı olaraktan yine Akise'lilerden 40 tane kişiyi buraya götüreceğiz. Ve başlarında görevli olaraktan bulunmaktayım.
hamdolsun ki, şükür olsun ki bu nimeti Yüce Rabbim bizlere nasip etti. İnşallah bana emanet edilen o hemşerilerimi buradan gülerekten götürmüş olduğum gibi Kabe-i Muazzama'dan daha sonra Medine-i Münevvere'den tekrar aynı duygu ve düşüncelerle memleketimiz olan Konya'ya ve memleketimiz olan kasabamız Aksiye'ye teslim edeceğiz. Bu görev yalnız yani böyle dini bilgileri öğretmekle değil, fiili olaraktan da yapılır. Yani düşkün olan kimselerin çantalarını taşıraktan, güçsüz oldukları anda onlara güç katınaraktan ve onların hayır dualarını araktan bu görevimizi inşallah en iyi şekilde ifa etme gayreti içerisinde olacağız. Ve başında da söylediğim gibi sonunda da hamdolsun, şükür olsun ve aksiyeli olmak, aksiye hizmet etmek, aksiyeli insanlara hizmet etmek gerçekten kıvançtır. Yanlış bir anlayış var. Nedir o yanlış anlayış biliyor musun? Şudur. Aksiyeli dediğin zaman insanlar aksiyelileri kaba, saba veya böyle yaramaz insan olarak görüyor. Ama yapmış olduğum, icra etmiş olduğum görevde anladım ki aksiyeliler birçok insanlardan daha üstte, daha temiz, daha pak, daha menbadır. Misafirperveriyle, sıcak yaklaşımlarıyla, her hal ve ahvalleriyle çok iyi insanlardır. Ve bundan dolayı da aksiyeli olmakta gurur ve onur duyuyorum. Bunu inşallah son ana kadar yaşayacağım. Bunu da nasıl gösteriyorum fiiliyatımda? Bütün düğünlerde, derneklerde ve ahirete intikal eden bütün merhum ve merhumelerin mezarlarına giderek de bunu göstermekteyim. Ve bundan dolayı memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Bütün aksiyelilere selam olsun diyorum. Allah sizden de razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Beytullah Bey, sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok çok güzel bir duygu. Tabii hocamızla beraber hiç düşünmüyordum. Bir anda karar verdim. Allah bizlere de nasip etsin. Gitmenin arkadaşlarımıza da, anamıza, babamıza, bütün Müslüman alemine huzurlu ve mutlu bir şekilde gidip dönmeyi nasip eylesin. Diyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz de Aksa gazetesi olarak umre ziyareti ve hac farizasını yerine getirmek için bu kutsal yolculuğa çıkan tüm Müslümanların ve Aksa'lı hemşerilerimizin yolculukları hayırlı, duaları makbul, ziyaretleri kabul olsun diyerek Allah'a emanet olun diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.